Merhaba sayın dinleyiciler. Arabiccenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Azerbaycan ve Ermenistan'daki demokrasi üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. 15 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşmesinden önce bile Avrasya.net internet sitesinde iki makale daha yayınlandı. 14 Şubat tarihli Azerbaycan'da seçimden sonra polis protestoları sert bir şekilde dağıttı başlıklı makalede Baku Demokratik Girişimler Enstitüsü Başkanı Akif Gurbanov'un Azerbaycan'da seçim sahtekarlığı düzenlidir. Daha önce insanlar bu konuda nadiren protesto ediyorlardı. Şeklindeki sözlerine atıfta bulunulmuştu. Bununla birlikte bu kez muhalefet liderlerinin beklentileri, muhalefete yönelik kısıtlamaların göreceli olarak gevşemesi, ve önceki 2015 yılındaki parlamento seçimlerinde bulunmayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerinin varlığı nedeniyle daha yüksekti. Akif Gurbanov'un sözlerine göre, oylama sonuçları öncekiyle aynı olduğunda yüksek beklentiler öfke duygusunu daha da artırdı. İnsanlar, hükümetin sahte vaatler verdiğini fark ettiler. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradılar. 11 Şubat tarihli, Azerbaycan'da beklenmedik seçimler olan sonuçlar başlıkla makalede ise daha ilginç açıklamalar yapıldı. Makalede 9 Şubat seçimlerinde 125 milletvekilinden 87'sinin sandalyesini koruduğuna dikkat edildi. Biri hariç tüm meclis koltukları iktidardaki yeni Azerbaycan partisinin üyelerine veya hükümete sadık adaylara gittiler. Bu pek çoğunun beklediği gibi olmadı. Gerçekten de hükümet Aralık ayında erken seçimleri açıkladığında bazı değişikliklerin hazırlandığı düşünüldü. Muhalefetin mecliste az sayıda sandalyeye sahip olmasına izin verileceği, iktidar partisinden daha genç teknokrat adayların meclise girmelerini sağlanacağı bekleniyordu. Makalenin yazarı Joshua Kuchera şunları söylüyor. Azerbaycan hükümetinin değişimler için fazlasıyla yeterli nedenleri var. Ekonomi durgunlaşıyor Halkın hoşnutsuzluğu artıyor. Komşu ve düşman ülkesi Ermenistan'da yani nispeten demokratik bir hükümetin iktidara gelmesi, iki ülke arasındaki çatışmanın diktatörlük ile demokrasi arasındaki savaş gibi görünmesinin riskini yarattı. Herçok çok bağımsız genç adaydan biri olan ve seçim kampanyasını katılımıyla canlandıran ama sonuçta yenilen Turgut Gambar, Facebook sayfasında şöyle yazmıştır. Dünkü seçimler bu hükümetin değişmek, ya da reform yapmak istemediğini gösterdiler. Neden erken seçim yaptılar? Yine aynı insanlara koydular. Dikkate değer bir istisna muhalif Real Partisi'nden Erkin Gadirli'nin meclise girmesiydi. Real Partisi'nin genel başkanı İlgar Mamedov'un siyasi suçlamalardan 5 yıl hapis yatığından dolayı bu seçimlere katılmasına izin verilmedi. Ancak bu parti gerçek muhalif partiler arasında en az hükümet karşıtı olanıdır ve seçimlerden sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan Kadirli yetkililerin kendisinin parlamentoya gitmesini istediklerini belirtti. Şu anda Berlin'de yaşayan ve çalışan Azerbaycanlı analist Altay Geyushev'in sözlerine göre geriye dönüp bakıldığında erken seçimlerin muhalefeti gafil avlamak için yapıldığı anlaşılıyor. Altay Geyüşev Avrasya'nın şöyle söyledi. Azerbaycan hükümeti Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası sayma ahlaki hakını kaybetmiştir ve uluslararası toplumda hiç kimse Karabağ Ermenilerinin otoriter ve yozlaşmış Azerbaycan'ın boyunduruğunu kabul etmesinin gerektiğine dair fikri desteklemeyecek. Yunite, Alev ve Paşinyan'ın bir araya gelmesinden sonra 18 Şubat'ta Foreign Policy dergisinde ünlü gazeteci Ariel Sofia Bardi'nin kaleme aldığı Ermenistan'a tekrar yeşil yap başlıklı makalesi yayınlandı. Makale Ermenistan'ın çevre yeşillendirilmesine adanmış olmasına rağmen bu satırlar dikkatimizi çekti. 1988 yılında Azerbaycan ile tarihsel olarak Ermenistan'a ait fakat Azerbaycan'ın kontrolüne girmiş, özelliğini ilan etmiş Dağlık Karabağ arasında savaş patlak verdi. Yani gördüğümüz gibi bu meşhur ve saygın Amerikan dergisinin sayfalarında Arçak'ın Ermenistan'a ait olduğu kabul ediliyor. Uluslararası medyada alev karşıtı bilgi akışının bu küçük kısmına dayanarak Azerbaycanlı analistlerin, uluslararası toplumun Dağlık Karabah meselesinde Ermenistan'dan yana olduğu görüşüne katılabiliriz. Ermenistan'ın uluslararası arenadaki konumu, ülkede herkesin adalet önüne çıkarılabilmesi ile de güçleniyor. 25 Şubat'ta Ermenistan'ın başkentinde Yerevan'da ülkenin iki eski cumhurbaşkanı Sef Sarkisyan ve Robert Koçarya'nın duruşması oldu. Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle de bu konuyla ilgili olarak Ermenistan'da iki eski cumhurbaşkanı yargılanıyor. Bu nasıl ve neden oluyor? Başlıklı bir makale yayınlandı. Zaten ülkede eski bakanların ve memurların tutuklanmaları ve yargılanmaları sıradan bir duruma dönüştü. Ermenistan bara üyesi David Sancukçan, Deutsche Welle ile yaptığı röportajda aynı ülkenin iki eski cumhurbaşkanının aynı günde mahkemeye çıkmasının gerçekten eşi görülmemiş bir durum olduğunu dedi. Özetle, Azerbaycan'da diktatörlük rejimi devam ederken, seçimlerde hile yapılırken, Ermenistan'ın reformların gerçekten gerçekleştiği ve cumhurbaşkanlarının bile sorumluluktan kaçamayacakları bir ülke olarak konumlandırılması, Ermenistan'ı uluslararası arenada daha avantajlı bir konuma getirdiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak Talışlar, Lezgiler, Tatlar başta olmak üzere Azerbaycan'ın bütün yerli halklarının en temel kültürel haklarının ihlali ve Ermenistan'ın uluslararası alanda bu sorunları gündeme getirmesi de Ermenileri daha avantajlı konuma getirirler. Görünüşe göre her şeye rağmen Azerbaycan yetkilileri politikalarını değiştirmeyi düşünmüyorlar. Azərbaycan liderliyinin bu davranışı sadəcə Arçaq Respublikasının bağımsız bir dövlət olaraq tanınma sürecinin başlanğıcını gətirir. Bu gün bu qədər səyin diləyicilər. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.